Ulan dur manyak, delireceğiz, dur, dur. Ne haber? İyi sen? İyi, iyi ki doğdun. Sağ ol. Sen de iyi ki geldin. Pastayı kaçırdın ama olsun ya. Olsun. Kendin işte. Sayın Savcı, hoş geldin ya. Vay Metin, ne haber? İyi, sen de. Ne yapıyorsun? İyi, çok iyi gördüm seni. Fondasın. Oğlum, biz senin gibi böyle doğuştan genç değiliz ki. Ha? Azıcık bakacağız kendimize. Hemen nerede? Buralardadır ya. Hoş geldin enişte. Özledik vallahi. Oo Nazcığım, ben de özledim ya. Yağmur. Hoş geldin. Oo. Hoş bulduk. Hoş geldin. Şaşırdım, beklemiyordum. Ben de biraz mecbur kaldım ama, değil mi? Biz içeride biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız ya? İçeride biraz konuşalım mı? Baba. Senin hediyeni ilk önce açıyorum. Bazen böyle yan yana geldiğim zaman böyle... Tamam, beğenecek misin? Sağ ol babaya. Sağ ol babaya mı? Ne oldu, beğenmedin mi? Oğlum sen futbol sevmiyor muydun ya? Olur mu baba? Çok güzel forma. Hiç problem yok. Tabii tabii. Altay'ın başka bir takımı tutması dışında bir problem yok, evet. Nasıl başka bir takım? E oğlum biz seninle Galatasaray maçlarına gidiyorduk. 6 yaşındaydı ki. Önemi yok artık abla, anmış. Biz İzmir'e taşındıktan sonra Göztepe'li oldu Altay. Metin eniştesinin takımını tutmayı tercih etti. Ama tabii senin bunları bilmemen normal. Soğuk oldu ya anne. Ben bir gideyim eve, üstüme bir şey alayım. Fakültesi ve %100 burslu. Çok acayip. Seni bir daha tebrik edeceğim. Gel, bir aferin. Tamam. Aferin. Tamam artık, yani kutladın yeter artık, değil mi? Daha kutlarız. Tebrikler Yağmurcuğum, tebrikler, tebrikler, tebrikler. Teşekkür ederim anneciğim, sağ ol, sağ ol yani. Teşekkür ederim. Kızım bir dur da bir bakayım ne aldın. Ya tamam, kazandım işte, dur. Emel'cim kazanmış ya? İşte kız, daha tamam da kaç burs almış ya, ona bakacağım. Ay al. %10 burslu. Oo. İyi. Ne güzel işte. Evet ya, gayet güzel bölüm. Harika. Abla bir rahat bırak, tadını çıkarsınlar ya. Teyze kuzusu. Aferin sana da, sülalenin medarı iftarı. Kızlarımızın ikisi de çok başarılı, çok yetenekli. Evet, tebrik ederim Naz. Annem öyle düşünmüyor. Ya boş ver annene. Tebrik ederim Yağmur. Kaan da aynı üniversite, hukuk, %50 burslu. Ah teşekkür ederim Serap ablacığım, sağ ol. Baban yaşasaydı gurur duyardı sen. Geçen gün bana bir şeyler söyledin ya abi. Ondan sonra böyle bir karar aldım ben de. Metin'in sözleri etkili olmuş demek. Yok, şaşardık. İşte. Şimdi iki tane avukatımız var yani. Evet. Biz bir dolaşsak mı? Hmm, ben de. Şimdi zaten bu hukuk terminolojisi değil mi? Hukuk tarihi falan, bunları zaten alacaksın. Ama bence eğer kamuya gireceksen psikolojiye giriş ve sosyal bilimleri ilk yıldan al derim. Kamu nereden çıktı ya? Ya bir şey soracağım. Kamuda çalışmak ne demek? Devlet memurluğu. Baban savcı yapacak seni ha. Ay üf. Üfleme üfleme. Kötü bir şey değil, saçmalama. Yani devletine hizmet edeceksin, ne var bunda ya? Bir de sen karakter olarak bak çok uygunsun bence. Allah Allah. Neymiş savcının karakteri? Yani işte dürüst, gözü kara, adil, donanımlı falan. Bunların hepsi var ya Yağmur'da. Ya baba sen de ancak kendini övüyorsun. Avukat olunmuyor mu o özellikler? Ya avukat tabii ki olunuyor da yani... Hani hakim, savcı olmak varken Canancığım şimdi konuşturma beni. Konuş konuş ya, ne varmış avukatlıkta? Ya bir şey yok avukatlıkta da işte ben senin o çevrendeki insanlardan çok haz etmiyorum yani. Selim. Ha? Ay Yıldım. Ya ben daha kaydımı yaptırmadım, ne bu böyle bık 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 ders seçiyorum. Hem ayrıca merak ediyorsan da ben annemin yolundan gideceğim, tamam mı? Avukat olacağım. Ama sen daha bir savcı ne iş yapar onu bilmiyorsun ki. Önce onu bir konuşalım, bir öğren, ondan sonra kararını ver.
ezberden yaklaşma bence. Ya değil mi ya? Mesela savcılık çok eğlenceli bence. Babamla geçen operasyona gittik. Çok da heyecanlıydı yani. Bu arada savcılar öyle operasyona falan katılmazlar. Kolluk güçleri işini yaparken orada olmazlar yani. Biliyorum zaten kolluk. Yani. Savcılar alana da inebilir. Bu tamamen inisiyatif meselesi Canancığım. Ben normal savcılardan bahsediyorum, senden değil. Ben mesela bir sonraki operasyona Yağmur'u da götüreceğim. Ay bayılacağım. Ama önce bir gör işte, savcı neler yapabiliyor alanda, onları bir anla. Ondan sonra karar ver hayatım yani. Tamam. Hı. Tamam, geleceğim seninle, söz. Anlaştık. Tamam. Tamam hadi, benim yarın ofiste çok işim var. Kalkın hadi, herkes evine. Hadi gidelim. Ben gidiyorum. Tamam. Hı. Gel buraya gel. Gel buraya aslanım benim. Seninle gurur duyuyorum. Oh. Selim. Şunu alın. Akşam acıkırsanız yersiniz, Akgün'de yer. Tamam. Tamam. Babamdır. Babacığım, günaydın. Yavrum benim, ne haber? İyi sen? İyi. Hoş geldin. Bu galiba Yağmur'a gelmiş. Kapıda buldum. Günaydın. Günaydın. Bugün ayrı bir yakışıklısın. Hadi canım. Vallahi çok iyi görünüyorsun enişte. Bir kendine gelmişsin. Yanaklarında pembiş pembiş olmuş. ben emniyete gidiyorum şimdi. Gitmeden de size bir uğrayayım. Güzel bir haber vereyim dedim. Ne haberi? Göreve geri döndüm. Gerçekten mi? Süper. Çok iyi enişte. Nasıl olmuş bu? Vallahi bilmiyorum. Fatih'e saldıran adamlar teslim oldu. İfade vermişler. Birisi özellikle benim adımı kullanmalarını istemiş. Niye teslim olmuşlar öyle birdenbire? Artık yani bilmiyorum, paralarını mı alamadılar, bir anlaşmazlık mı çıktı aralarında, orası belli değil. Çok da ilgilenmiyorum zaten. Boş ver. Yağmur. Hı. Sen iyi misin? İyiyim. Gel bir sarılayım sana da ya. Hayırlı olsun babacığım. Sağ ol. Peki Fatih'e niye saldırmışlar, o belli mi? Fatih abiye de mi düşmanlarmış? Kadın adı Macide, kocasının adı da Ömer. Ama Macide daha sonra doğru adamla evleniyor. Yani Bedri ile. Kimin adını verdi? Bedri miymiş neymiş? Kod adı Bedri. Bu esas azmetlerinin ifşa olmasını istemiyorlar. O yüzden de böyle bir kod adı koymuşlar. Adamın adı da Bedri'ymiş sözde. Ama belli ki savcımın düşmanı çok. Çok kendi kendine yapmış olabilir mi? Yok canım. Bu kod elleri gitmedi. Tamam o zaman, ben çıkıyorum. Tamam biz de çıkalım Altay, hadi. Ben bırakayım sizi. Yok ya, yok yok. Biz bugün de kuzimle takılıyoruz. Tamam Yağmur bak, sana kargo gelmiş, oraya koydum, tamam mı? Hadi görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Sen bize bir dondurma mı alsın? Ya yok yok, otur, gerçekten gerek yok. Benim zaten iştahım yok. Niye ya? Vanilyalı. Vanilyalıya hayır demezsin sen. Aynen öyle abla, hemen bisikletle alıp gelirim. Yok ablacığım, şimdi gece gece çıkma dışarı, boş ver. Ben bakarım. Altay. Baba. Ne haber? İyilik, senden ne haber? İyiyim. Size vanilyalı dondurma getirdim. Yok artık. Evet. Altaycığım bak, dondurma boğar insanı. Ya ne olacak ya? Bu son zaten. Bir de buradan daldın buna, bu kızcağız akşam yatmadan önce yiyecek bu dondurmayı. Unutmamışsın neyi sevdiğimi. Nasıl unutmak ne ya? Öyle şey mi olur? Ben az mı nöbetçi dondurmacı aradım sen çocukken? Ben sana hamileyken sürekli vanilyalı dondurma aşeriyordum. Evet. Bu Altay niye böyle oldu, o belli değil. Çünkü ona hamileyken ben her şeyi aşeriyordum da o yüzden. Şimdi benim sınav haftası geldi. Ben buna yukarıda devam edeceğim. Gel gel, benimkini ye, ben sana yardım da edeyim. Tamam.
Sen yine bulaştırdın aslında, yüzüne bak. Çocukken de böyle yapardın. Ve bunu kim temizlerdi? Sen küçükken ağzını, gel bakayım buraya. Hop. Ben temizlerdim. Baban temizlerdi. Hadi canım oradan. Evet. Kesin ne? Sana telefon falan geliyordur. Böyle bir acil duruşmalar bir şeyler annem yapıyordur. Efendim? Sen şu kadarken, bak el kadarken acaba senin o altını kim değiştiriyordu? Kim değiştiriyordu ya acaba? Bak ben değiştiriyordum. Ben senin bezlerini sürekli annen bana değiştirtiyordu. Yalan. Nasıl? Vallahi diyorum ya bak. Gece 3-5 nöbeti bendeydi. 5-7 nöbeti bendeydi. Annen bak hepsini, bütün gece vardiyalarını bana iteledi. Bebeğim benim ya. Sen hep gül böyle. Ne tatlı gülüyorsun bak. Baba Hakkın iyi mi? Hakkın iyi. İyi, merak etme. Ben yarın yüz yüze de görüşeceğim kendisiyle. Ben de geleyim. Senin işin yok orada Yağmur. Görüş günü belki. Hadi ben gideyim. Baba. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. İyi ki varsın. Hmm. Güzelim. Sen de iyi ki varsın. Şu sarılma ne kadar iyi geldi ya. Değil mi? Bence daha sık sarılalım. Ben gideyim yukarı. Bari. Görüşürüz. Baba kızarınsa girmeyeyim dedim. Düzelecek ya. Her şey düzelecek. Çok güzel olacak. Soruşturma ile ilgili bir şey var mı muhakkak? Karşılaştın mı senle? Yok. İyi, cesaret edemediler o zaman Selim. Ben yine de bir konuşurum da. Hayır, ne olur konuşmak yok. Lütfen. Ne olur. Tamam. Hadi görüşürüz. Dursana bir. Ne? Sen bize dondurma getir. Sık sık. Getir yani. Altay! Altay hadi. Hadi al şunları. Wow. Ne? Avukat hanım. Bu ne şıklık ya? Sağ ol ya. Bir şey yok öyle. Nasıl yok? Böyle hamsili pilavlar, yemekler, şıklıklar hayırdır? Ya benim her zaman yaptığım yemek normal. Yemek yani akşam yemeği. Valla siz bana pek normal gelmediniz. Ne diyorsun ya? Ne bileyim, baroda öyle el ele, diz dize bir şeyler. Yok gerek yoklar falan. Akşam yemekleri hayırdır? Abla, annem pek bir süslü bugün. Ya Allah Allah, eşofman eşofman sıkıldım. Öyle elbise giydim, bir şey yok yani. Hadi zevzeklik yapmayın. Kurmuyor muyuz sofrayı, hadi. Geldim, geldim. Aşkım aç kapıyı. Hadi al sen de şunları. Biz sıkılınca bu kadar güzel olamıyoruz. Altay. Baba. Ne yapıyorsun? İyi. Hadi canım. Hamsili pilav. Evet. Harika görünüyor. Senin tarifin? Sun. Harika görünüyorsun. Annem de pek keyifli baba ya. Herhalde disiplin kurulunu ikna etti. Değil mi? Yok, çok da öyle olmadı da. Hadi, hadi sofraya. Kara lahanayı da aldım. Kara lahana da mı yaptın? Hoş geldin babacığım. Ya, bir tane şarkı vardı ya. Babanız şive söylemeyince sinirleniyordu. Hem çayından öteye ciderim ya. Hatırladın mı? Hatırladım, hatırladım anne lütfen. Tamam, hatırladım, dün gibi hatırladım. Yani sürekli onu söylettiriyordun bize baba. Tezahürattı o çünkü. Altay hatırlıyor musun? Seni Rize sporlu yapmak için her gün bunu söylettirtiyordu. Sabah akşam sanki İstiklal Marşı gibi böyle evde söylüyordu sürekli. O zamanlar ikinci ligdeydi Rize. O yüzden mi Galatasaraylı oldun? Göztepe yalnız. Ha. Aferin sana ya. Niye ki? Çok istikrarlısın. Aynı ben bak.
Bu huyu bana benzemiş. Ya abla ne bileyim hani Rize çok uzak. Hani İzmir'deyiz enişten falan. Göztepe. Evet vallahi. Baba hiç gidemedik Rize'ye. Bir tanışamadık akrabalarınla falan. Ama bir şey de diyemiyorum. Çok yoğundun herhalde o yüzden. Uzaktı ya bir de. Ya belki de hani babam, babaannem ve dedem öldüğü için gitmek istemiyordu. Hiç tanıyamadık baba tarafını. Ya anne tarafı neyinize yetmiyor ya? Baba orada akrabalarım var değil mi? Altay. Şimdi bütün akrabalarımızla görüşeceğiz diye bir kural yok yani. Var. Orada akrabalarımız var. E tamam. İşte gidelim tanışalım ne güzel. Ya evet niye duruyoruz? Bu memleket sohbetini bir kapatabiliriz ya. Vallahi dedemin, babaannemin ben adını bile doğru düzgün bilmiyorum. Baba hiçbir şey anlatmadın bize onlarla ilgili. Yağmur. Tamam ya. Babaanneniz Ardeşen mezarlığında yatıyor. Adı Asiye. Selim. Dedeniz de... Dedeniz de hayatta. Nasıl hayatta? Sen bize çocukken öldü demiştin. Benim için öldü. Sizin dedeniz bir suçluydu ve hapis yattı senelerce. Nasıl suçlu ya? Babanız siz üzülmeyin diye saklamış sizden. Ha, sen de biliyordun yani. Biliyordum. İkiniz de bizden sakladınız. Ben sakladım. Anneniz bilmiyordu. O da yeni öğrendi. Suçu neydi peki? Selim. Siz bu gerçekle bir şekilde yüzleşmek zorunda kalabilirdiniz. Onun için geç de olsa bunu benden duyun istedim. Şimdi bunu sineye çekmek için, beni affedebilmek için belki biraz daha fazla zamanınız olur. Size yalan söylediğim için çok üzgünüm. Ama biraz buna mecbur kaldım. Mecburdum. Eğer yapabiliyorsanız, yapabiliyorsanız beni affet. Alışık değiliz seni böyle görmeye. Sen sırf bizi korumak için dedemin kim olduğunu, yaşadığını bize söyleyememişsin. Ne diyeceğiz sanıyorsun? Hı? Sen kendini bize açtıkça biz sana daha çok yaklaşıyoruz. Baba. Ya. Bende yer var mı ya? Ha? Ya. Nereye gideyim? Ya buraya.
Kızım ne yapıyorsunuz? İki günlüğüne gidiyoruz. Bu ne? Taşınmıyoruz ya. Ne? Anlamadım. İki günlüğüne gidiyoruz. Taşınmıyoruz. Bu ne bu? Vallahi annem öyle istedi. Bence sen de avukat hanımı dinlesen çok iyi olur babacığım. Çok ağırmış. Yavrum hadi iki günlüğüne gidiyoruz. Vedalaş artık. Ne yapıyorsun ya? Tamam aşkım, kontrol etti. Hazırsak çıkıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Müzik ne açalım? Ne istiyorsan aç.